Merhabalar. Bugün Heybeliada Çam Limanı'nda çok özel, çok başarılı, çok yeni Hanze 460'ın tanıtımını ve Prens Adaları arasında performans testini gerçekleştireceğiz. Dünyaya tanıtıldığı ilk günden itibaren büyük çıkış yakalayan ve rekorlar kıran, denizcilere bu boyutta çok büyük yenilikler sunan 460 modeli, Hanze fabrikasının Breaking Rules, Setting Trends, yani kalıpları yıkmak ve trendleri belirlemek sloganının yüzen bir kanıtı. Hızlı, denizci ve güvenilir seyir, Single and Short End Sailing diye belirtilen bir kişinin hiç zorlanmadan tek başına kolaylıkla yelken yapabilmesi ve kişiye özel tasarım felsefelerinden hiç taviz vermeden teknenin rasyonel boyutunun çok daha üstünde hacim sunan Hanze'nin yeni modeli 460 ile karşınızdayız. Yeni 460 modelinin bu büyük başarısı, Hanze'nin klasikleşmiş Alman mühendisliğini detaylara yansıtması, boyut olarak büyük teknelerde sunduğu tüm özellikleri bu boyuta indirmesi ve sadece görünen yerdeki değil, görünmeyen yerdeki detay kalitesinin de üstün olmasından kaynaklanıyor. Yeni bir üretim modeline geçen Hanze, 460'ta çeneli gövde tasarımını kullanıyor. Çeneli gövde tasarımı, su hattı üstünde kalan alanın daha geniş, su hattı altında kalan alanın daha ince olmasını sağlıyor. Böylelikle güvertede ve tekne üstünde rekabetsiz hacmi sunarken, denizdeki seyir konforunu da en üst derecede tutmuş oluyor. Çeneli gövde tasarımıyla beraber baş tarafta reverse bow, yani ters açılı burun tasarımına geçilmiş. Böylelikle Hanze 460, dalgalı denizlerde seyrederken dalgaları adeta yararak konforlu bir seyir sunuyor. Yeni Hanze 460'ta yapılan yeniliklerden bir tanesi bu boyuta hardtop'ı opsiyon olarak sunmak. Hardtop birçok açıdan avantajı bulunan özel bir opsiyon. Çünkü hardtop olduğu zaman resmen teknenin kıç kokpitinde bir deck salon konseptini sizlere sunuyor tekne. Ayrıca yelkenli bir teknenin genel estetiğine de hitap ederek sizlere adeta kokpitinizde bir motor yat konforu sunuyor. İsterseniz kışın kış bahçesiyle kapatabilir, yazında yazlık kumaş Pfeiffer'la kapatabiliyorsunuz. Ayrıca hardtop'un ortasındaki açılabilir bimini sayesinde yelkenlerinizi tam armağa açmışken bunu kolaylıkla açarak ve yelkenlerinizi gözlemleyerek bütün trim ayarlarınızı dümenin başından ayrılmadan yapabilirsiniz. Hardtop'a özel tasarlanmış 720 watt gücündeki solar panelleri en başta teknenize fabrikadan ekletebilirsiniz. En başta belirttiğimiz felsefelerden biri olan bir kişinin zorlanmadan yelken yapabilmesi Hanze 460'ta da diğer tüm modellerde standart olduğu gibi karşınızda. Öndeki yelkenin kendinden tramolalı flok olması tüm yelken triminin açılıp ve kapanmasının tek bir halat tarafından yapılmasını sağlıyor. Ana yelken sisteminin Alman ana yelken iskota sistemi olması sizleri dümenin başından ayrılmadan ve iki dümen hattının ortasını kokpite doğru geçmeden komple yelkenlere hakim kılıyor. İki dümencinin yanına da iskotaları kasarının altından gizlice geçirerek eğer tercih ederseniz elektrikli vinçlerinizle kontrol edebilmenizi sağlıyor. Dümenin başından ayrılmadan iki yelkene de hakim olabiliyorsunuz. Ve rüzgarı hangi kontadan alıyorsanız, hangi dümende oturuyorsanız pedassallarınız yan tarafta oturma şekline göre de tasarlanmış. Böylelikle ben buradan rüzgar ve hız verilerine hakimim ve istersem otopilotu yan taraftan da kontrol edebiliyorum. Sürekli çarp tutumunun başına gitmeme gerek kalmıyor. Hanze 460'ın dümenci istasyonlarında sizi bu şık pedestallar karşılıyor. Bunun üstünde tabii ki chart plotter'ınız, elektrikli gaz kolunuz, baş manevra pervaneniz, tercih ederseniz kıç manevra pervaneniz, motorunuzun tüm detaylarını görüntüleyebileceğiniz ekran, eğer tercih ederseniz kıçtan ırgat kontrol ekranı ve carling switch'lere ulaşmanız mümkün.
İskele Dümenci istasyonunuzda ise standart olarak sunulan kablosuz telefon şarj istasyonu mevcut ve ayrıca kokpitinizdeki fonksiyonları yönetebileceğiniz CarLink switchler mevcut. 460'taki yeniliklerden bir tanesi gizlenmiş matafora tasarımı. Mataforayı kullanmadığınızda, dinginizi teknenizin kıçına asmadığınızda güverteyle hemzemin olabiliyor. Kullanmak istediğinizde ise 100 ila 150 kilo arasındaki bir botu bu mataforalar kolaylıkla taşıyabiliyor. Hanzi 460'ta diğer büyük modellerde olduğu gibi katlanır dümenci oturma koltukları mevcut. Bunları bu şekilde kapalı kullanarak seyirde konforunuzu arttırabilir. Koyda yanaştığınızda ya da marinada teknenize bir şeyler yüklerken bu şekilde katlayarak kıç taraftaki alanınızı daha da genişletebilirsiniz. Elektrikli kıç platformunuzu isterseniz dümenci istasyonunuzdan, isterseniz de kumandayla açıp kapatabilirsiniz. Elektrikli kıç platformunuzda standart olarak teleskopik bir yüzme merdiveni sunuluyor. İsterseniz daha özel, daha fazla basamakları ve tutma kolu olan özel yüzme merdiveni opsiyonunu tercih edebilirsiniz. Sancak dümenin hemen altında 8 kişilik hard case cansalı için özel bir yer mevcut. Kıç tarafta bulunan bu kapak sayesinde katlanır dümenci oturma koltuklarını yerleştirdiğiniz zaman yelken esnasında daha güvenli seyretmek için aradaki boşluğu kapatan bu şekilde bir tasarımı mevcut. Ayrıca iskele dümencinin hemen altında eğer jeneratör almışsanız teknedeki yaşam alanlarından uzak jeneratör burada bulunuyor. Jeneratör almamışsanız burayı ayrıca depolama olarak kullanabilirsiniz. ...1460'lık boyu ve 50 fit segmentindeki genişliğe sahip olan 479 eni kokpitte inanılmaz bir hacim sunuyor. Böylelikle çok keyifli, çok konforlu bir şekilde kokpitinizde vakit geçirebiliyorsunuz. Hanzi 460'ta dilerseniz hem sancak hem iskeledeki masayı elektrikli iner kalkar yani yatak olabilen modele tercih edebilirsiniz. Böylelikle kokpitte iki tane büyük yatma alanına sahip olabilirsiniz. Ayrıca 460'ın kokpitinde eğer tercih ederseniz şık bir içecek soğutucunuz ve deniz oyuncaklarınızı ya da botunuzu şişirmek için bir kompresörünüz bulunuyor. Ayrıca kokpitte oturma grubunun altında bolca depolamalarınız mevcut. Hanzi'nin klasikleşmiş hatlarından bir tanesi olan kokpitten güverteye kolay geçiş ve temiz güverte tasarımı yani yürürken, baş tarafa doğru koşarken herhangi bir çapariz verecek bir engel olmaması, halatların armadan gelen tüm halatların kıştaki kokpite kasaranın içinden gitmesi ve bu halatların hem ömrünün uzun tutulması hem de size bu güvertede çapariz vermemesini sağlıyor. Birazdan iç alanda da görebileceğiniz gibi aşağıda rekabetsiz hacmi sunan etmenlerden bir tanesi direğin güvertenin altındaki desteğinin gizlenmesi ve ayrıca direğin bulunduğu ve çarmıkların bağlandığı postanın salmaya kadar ulaşarak karbonla güçlendirilmiş olması. Aşağıda desteği bulunan ve güvertede biten direğin mukavemeti çarmıklarla beraber salmaya kadar inen karbonla güçlendirilmiş posta sayesinde sağlanıyor. Hanzi 460'ta güvertede tam 14 adet irili ufaklı eç bulunuyor. Bu da iç alanı inanılmaz derecede aydınlık ve ferah kılıyor.
ve ayrıca tam bulunduğum alana kocaman güneşlenme minderleri serebilir. Bomba altı gölgelikle bu alanı keyifli bir ortamla destekleyebilirsiniz. Hanze 460'ta 22 metre uzunluğundaki direğimizde 64 metrekare büyük bir ana yelkenimiz, 42 metrekare kendinden tramalalı flow'umuz bulunuyor. İsterseniz bu flow'u Cenova'ya tercih edebilir ya da hemen önüne 78 metrekarelik bir %145'lik Reacher alabilirsiniz. Ve hatta Reacher'ın da önüne kocaman bir Janaker tercih edebilirsiniz. Hemen ayağımın altında büyükçe bir depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanını hem ıslak hem kuru kullanabilirsiniz. Ve ayrıca Hanze 460'ta 1500 watt gücünde büyük bir ırgat tercih edebilirsiniz. Bu ırgatı 100 metre krom zincirle destekleyebilirsiniz. Gövde genişliğinin tamamının kullanıldığı o rekabetsiz salona inerken ilk dikkat çeken özelliklerden bir tanesi merdivenlerin iniş açısı ve basamakların genişliği. Bununla beraber durduğum yerin yüksekliği tam olarak 2.07 metre. Davlumbazdaki camların açılabiliyor olması, tepede 4 adet hatch'in farklı yönlere açılması, gövde camlarının sayısı ve büyüklüğünün cömertçe kullanılması sayesinde tekne içerisindeki doğal hava sirkülasyonu ve doğal aydınlatma inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Bulunduğumuz teknenin iç yerleşim planı 3 kabin, 2 ensuite duş tuvalet ve 1 ardiye alanından oluşmakta. Fakat en başta bahsettiğimiz kişiye özel tasarım felsefesini detaylandıralım. Hanze 460'ta 3 kabin, 3 ensuite duş tuvalet, 4 kabin, 4 ensuite duş tuvalet ve hatta 5 kabin, 3 duş tuvalet sunabiliyor. Salmanızı kısa salma olarak tercih edebilirsiniz. Mobilyada 4 farklı renk seçeneğiniz mevcut ve aynı şekilde yer kaplamasında da 4 farklı yer seçeneğiniz mevcut. Kumaşlarda da onlarca kumaş arasından dilediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Bu özelliklerle beraber tekneyi tamamen size özel kılabilirsiniz. Teknenizin akülerinde de kayda değer değişiklik yapabilirsiniz. Standart AGM jel akülerin yerine 630 amperlik lityum iyon akü tercih edebilirsiniz. Ve yine tercih edeceğiniz hardtabın üstündeki solar panellerle akülerinizi destekleyebilirsiniz. Lityum iyon aküye sahip olmanızın avantajı, teknede herhangi bir jeneratör ya da sahil bağlantı kablosu olmadan 220 voltu bulundurmanız. Böylelikle istediğiniz zaman prizlerinizi kullanabilir, dilerseniz bulaşık makinenizi, dilerseniz çamaşır makinenizi yine lityum iyon akülerle kullanabilirsiniz. En çok tercih edilen yerleşim planlarından bir tanesi 3 kabin, 2 ensuite duş tuvalet, 1 ardiye alanı. Bu yerleşim planını tercih ettiğinizde teknenin sancağında devasa bir gurme mutfak bulunuyor. Bu gurme mutfağın içerisinde 135 litrelik standart buzdolabına ek olarak 140 litrelik çekmeceli buzdolabı, şarap soğutucu ve bulaşık makinesi tercih edebilirsiniz. Buna ek olarak ardiye alanında 70 litrelik derin dondurucu alabilir. Derin dondurucunun üstüne de kurutmalı çamaşır makinesi tercih edebilirsiniz. Mutfağın hemen arkasında bir bar mevcut. Bu barı yemek masasına servis yapmak için kullanabilir veya televizyon tercih ederseniz asansörlü televizyonunuz bu barın içerisinden çıkabilir. ...460'ta bolca kullanılan hatch ve gövde camlarının sağladığı doğal aydınlatmanın yanı sıra teknede çok kuvvetli bir ışıklandırma kullanılmış. Teknedeki tüm ışıkları elektronik kontrol panelinden kontrol edebilir, LED ışıklarınızı dimleyerek tekneyi gece moduna alabilirsiniz. Teknede açılabilen hatchlerin tümünde blackout ve sineklikler mevcut. Çamaşır ve bulaşık makinesi almışsanız gris tankı da almalısınız. Bu teknede kullanacağınız hiçbir alanı kaybetmeden tam bulunduğum alanın altında 175 litrelik bir gris tankı mevcut. Gri su tankını ve tuvalet başına 85'er litrelik siyah su tanklarınızı ultrasonik sensörlerle düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.
lüks detay severler için fabrika bu teknede flagship paketini sunmakta. Bu paketin içeriği duvarlarda, kapı kollarında detay olarak deri kullanılması ve oturma alanının sırtlıklarında çevrilebilir bardaklık da olması var. İsterseniz oturma grubunun bu büyük masasını elektrikli iner kalkar yatak olabilen masa olarak da ayrıca tercih edebilirsiniz. Teknenin inanılmaz iç hacmi yatak boyutlarına da yansıtılmış. Master kabindeki yatak boyutunuz 2 metreye 1.90, kıç kabinlerdeki yatak boyutunuz ise 2 metreye 1.60 olarak belirlenmiş. İç depolama alanı olarak çok zengin olan Hanse 460'ta yatakların altı da çekmece olarak kullanılarak size ekstra kapasite sunulmuş. Kıç kabinlerde kapıdan girdikten sonraki tavan yüksekliğiniz tam olarak 2 metre 10 santim. Yine bu ferahlığı destekleyen cam ve hatch sayısı dikkat çekiyor. Tam olarak 3 adet açılabilen hatchiniz ve kocaman bir gövde camınız mevcut. Yataklara rahat erişim içinde yan tarafa basamaklar koyulmuş. Teknenin her bölümünde akıllı aydınlatmalar mevcut. Yatak başlarınızda ve salonda da bulunan bu akıllı aydınlatmaların dibinde telefonlarınızı veya elektronik cihazlarınızı şarj edebileceğiniz bir USB çıkışı mevcut. Master kabine giriş yaptığımızda bizi çok ferah bir alan karşılıyor. Hemen girişte sağdaki tarafta tercih ederseniz bu şekilde bir oturma grubunuz olabiliyor veyahut bunu dolap olarak değerlendirebiliyorsunuz. Master kabindeki hatch sayısı da oldukça dikkat çekici. Yatağınızın hemen üstünde bulunan hatchlerden havalandırmanızı sağlayabilir. İsterseniz gece gökyüzünü izleyebilirsiniz. ...80 beygirlik seyir drive motorunuzun makine dairesine hem salondan hem kabin içlerinden kolaylıkla ulaşabilir, gerektiği yerlerde servis verebilirsiniz. Teknede yükseltilmiş 80 beygirlik Yanmar motor mevcut. Aktarım sistemi Sail Drive ve üzerinde 3 kanatlı katlanır pervane bulunuyor. Motor turbosunu 2000 ila 2170 RPM arasında açıyor. 1200 RPM'de 4.8 knot hıza ulaşıyor. Bu kademede 1,5 litre yakıt tüketimi mevcut. ...1400 RPM'de 5.4 knot hızda 2 litre yakıt tüketimi... ...1600 RPM'de 6.1 knot hızda 3 litre yakıt tüketimi... ...1800 RPM'de 7 knot hızda 3,5 litre yakıt tüketimi... ...2000 RPM'de 7.7 knot hızda 4,5 litre yakıt tüketimi... Teknenin yakıt performansı için ideal RPM'de hızının 8 ila 8,5 knot arası olduğunu söyleyebiliriz.
2200 RPM'de 8.2 nat hızda 5.5-6 litre yakıt tüketimi, 2600 RPM'de 9.1 nat hızda 9 litre yakıt tüketimi, 3100 RPM'de uzunca palamın tüm gücünü dümende hissettim ama bu güç beni hiç zorlamadı. Dümenin hassasiyeti oldukça kolay kontrol edilebilir. 3100 RPM tapa gazda 9.8 nat hızda seyrederken 16.5 litre yakıt sarf ediyor. Tabii bu hız ve yakıt tüketim değerleri çevresel etmenlere göre değişebilir. Hanze 460'ın yelken seyrine geçelim. Tek başınıza kolaylıkla yönetebileceğiniz bu sistemde hızlı, denizci ve konforlu seyrin ön planda olduğunu tekrar belirtelim. Verileri vermeden önce teknemizde L tipi salma, furling arma ve standart yelken planı, yani kendinden tramalılı flok mevcut. Kullanılan yelken bezleri Blue Water Dacron. Çıtalı ana yelken mevcut. Burada belirtebileceğimiz bir detay, furling ana yelkende kaybedilen gün görmez yakası dikine balenleriyle kompanse edilmiş. Bu da tabii hızı anında yansıyor. Teknenin gerçekten çabuk hızlanan ve yeterli ivmeyi hızlı yakalayan bir tekne olduğunu söyleyebilirim. Hanze 460'ta uzun ve tek bir pala mevcut. Bu da teknenin çok kolay abranmasını sağlıyor. İyi yelken yapabilmenin yanı sıra kullanım konforunu sağlamak da bir o kadar önemli. Hanze 460'ta standart olarak kendinden tramalı flok mevcut olduğu için orsa seyrinde yüksek veriler elde ettik. Bu sayede rüzgarda oldukça yakın seyredebildik. LP dediğimiz ön yelkenin en uzak noktasındaki yakanın kısalması zahiri rüzgar açısını ve hızı pozitif yönde etkiliyor. Yelkenleri açtıktan sonra dilerseniz trimleri iki dümen pedastalı tarafından yapabiliyorsunuz. Elektrikli vinç kontrolleri iki tarafta da mevcut. Tramola'da ise yapmamız gereken tek şey dümeni çevirmek. Kontrayı değiştirdiğimde tekne kendisi kolaylıkla otomatik tramolayı gerçekleştiriyor. Rüzgar tam olarak 13.1 nat. Top speed 7.5, speed over ground 6.8.
15 knot. Hold speed 8. Speed over front 7.4. Borsalarken gerçek rüzgar hızı 17.5 knot iken hızımız tam olarak 9 knot'a ulaştı. Apaz'da gerçek rüzgar hızı 15.5 knot, hızımız 8.2 knot.
Karapaz'da rüzgar 16.1 knot, hızımız 9 knot. Geniş Apaz'da gerçek rüzgar hızı 17.1 knot iken hızımızın 7.7 knot olduğunu not aldık. Belirtilen verilerin çevresel etmenlerin, teknenin donanım ve yük ağırlığı detaylarının farklı olması hasebiyle değişiklik gösterebileceğini hatırlatalım.
izlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilir, web sitesindeki konfigüratörden teknenizi oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz konfigürasyonu bizlerle paylaşarak 460 için detaylı bir teklif alabilirsiniz. Bir sonraki inceleme ve performans testine dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.